Alo. Abi mezarlıktan çıktılar, şimdi sokağa geldiler. Tabii. Kız anasının danasının başına gelenleri öğrendi. Fırat Çakallı da teselli ediyorum ayağına kızın dibinden ayrılmıyor. Abicim yok öyle bir durum bak. Var ya, gençliğime doymuyor. Şimdi Fırat abi bir yerde de aileden biri olarak zor gününde kızı yalnız bırakmadı yani. Şimdi Irmak ablanın arkadaşı, Fırat abinin de memleketlisi ya Narin abla. Bugün de bırakamazlar ki abi kızı tek başına. Bırak lan bu işleri. Bırak bu işleri. Aile maile tanımaz o şerefsiz. Ben onun kanını bilirim lan. Zamanında 10 tane kızı ipe dizerken Narin'in aklını çalmadın mı bu? Hürmetsiz, ayarsız öküz. Diplerinden ayrılma sen onların. Tamam. Helikopteri atlayıp gelmesin şimdi bu. Alo. Alo. Tatiana, abim ne yapıyor? Firlade helikopter pistine gitti az önce. Sen ne yapıyor? Ne zaman dönecek? Hay Allah kahretsin ya. Helikopteri atladı. Kesin buraya gelecek bu. Neyse yavrum, ben kapatıyorum şimdi. Olaylar büyümeden burada bir çözüm bulmam lazım benim. Lan şimdi yandık işte var ya. Yalnız 40 saattir içeride, eliklerim üşüdü ve soğuk. Alo. Ali neredeler şimdi? Abi yıkık bir eve, onun yanındaki eve falan uğradılar da. Yenge bitik bir durumda yani. Kesinlikle yani sakıncalı bir durum da yok. Eski mahallesi herhalde burada. Fırat abi saygıyla vaziyet ediyor abi. Tamam oğlum, tamam. Sen kapat telefonu, takipte kal. Lan var ya. Kesin burada bu herif ha. Bu helikopterle ne iş olacak? Ben kessem önlerini, durumu anlatsam... Fırat kesin artistik yapacak. Yanında kız var. Narin yengeyi tek başına yakalamak lazım. Erdoğan abi, o zaman sen mezar taşlarını yenilersin. Bir de birini bulursun mezara bakması için. Sonra bir ara Mevlüt'te okuturuz. Tamam kızım. Bu çok be. Ne olacak Erdoğan abi? Hak mı geçer? Yani bana aldığın defteri kaleme say. İlk maaşımla ödeyemedim ama şimdi ödüyorum işte. Aman be sen de. Yengenlere gideceksin mi? Gideceğim Erdoğan abi. Belki onlar bir şey biliyorlardır Şadiye ile ilgili. Hadi. Hadi gir içeri. Hadi yorulma sen. Eyvallah abiciğim. Ya işte böyle Hikmet Baba. Baş başa buraya geldiler. Ben de buradayım. Hep beraber yaslandayız. Nasıl olacak bu işler? He? Beni niye hep salak yerine koyuyor sizin bu sülale? Babir oğlum, neler saçmalıyorsun sen yine? Yok öyle bir şey. Yanlış demişler sana. Cık. Sakın dolduruşa gelme. Yahu daha dün kız istedik herife. Niye yapsın böyle bir şey? İşte tanı oğlunu. Ama beni de tanı. Beni de tanı. Artık kredisini cehennemde veririm ona. Yazık oldu. Pazartesi ödemeye başlayacaktık oysa ki. Tamam tamam. Kapat sen. Ben Fırat'la bir konuşayım, dönerim sana. Fırat, ne işler çeviriyorsun lan sen yaslandı o Narin'le? Baba Narin annesiyle kardeşinin öldüğünü öğrenmiş. Buraya gelip mezarlığı ziyaret etmek istedi. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Ulan, ulan sen o karının dadısı mısın? Sana ne? Neyin o kız senin? Ne sapakla işini gücünü bırakıp karını akılıp ta oralara kadar gidiyorsun? Tamam baba, gereksiz bir tartışmaya girmeyelim lütfen. Hem şu an müsait değilim. Geldiğim zaman yüzle konuşuruz. Ulan, ulan Sermet krediyi ödemekten vazgeçti. Ayrıca oraya seni deşmeye geliyor. Daha ne diyeyim ben sana? Benim hiçbir şey umurumda değil baba. Sen düşün. Koru bakalım şimdi beni o sınırsız gücünle Babür Efendi'den. Yıllarca seni ben korudum, sıra sende. Thank you.
Narin. Narin. Abi hoş geldin. Ama önce gözünü seveyim beni bir dinle. Abi. Çıkın lan! Hadi et aldım bak, salata falan da yapacağım. Sen aç karnına uyudun mu yoksa? Narin. Bu seferki hatun kim? Gençliğinde az toplamadım seni karı koynundan. Ulan ne değişik adamsın be. İlik gibi kızla nişan yapıyorsun. Ama hala aklım fikrim pislikte. Sana ne? Şimdi çık git evimden. Bana ne mi? Bana ne mi? He? Bana ne mi? Abi, Narin abla burada değil. Fırat abi gelirken otele bıraktı onu. Eşyalarını topla, otele götüreceğim seni. Ne? Senin burada ne işin var be? Abla bak, bu sefer soru sorma. Gözünü seveyim. Sermet abim bir iki dakikaya burada olur. Seni bu evde görürse yanarız. Görürse görsün ya. Hesap mı vereceğim ona? Ne saçmalık bu? Gitsene buradan. Abla bak, eğer seni götürmezsem Fırat abinin vebali ikimizin de boynunda olur. Bayıltmam falan bile gerekse götüreceğim seni buradan. Abim buraya gelecek. Fırat abi ona, o ona. Olaylar nereye gider bilmiyorum güzel ablacığım. Abim bu vakte kadar zapt ettim. Artık tutabileceğimi zannetmiyorum yani. Ne diyorsun lan? Abi, inanmıyorsan gidelim. Otelde gözünden gör yani. Fırat abi buraya gelirken yolda indirdi Narin ablayı. Yerleştirdi otele. Buraya tek başına geldi. Sana en büyük yeminleri ederim abi. Sakin sakin dinle. Fırat iş için gelecekti oraya. Kızın da anası danası mı ne ölmüş? Yanına katmışlar Fırat'ın bir başına gelmesin diye. Senin sandığın gibi değilmiş olay. Rahat bırak oğlumu. Bana bak. Benim asabımı bozma. Her türlü silerim seni. Son sözüm bu. 8-10 adamım var orada. O anında indirirler bir yanlışın olursa. Duydun mu beni? Çizmeyi aşma. Tamam da tamam. Otelde mi şimdi Narin Hanım? Sana ne? Sana ne? Bana bak serseri. O kızı rahat bırak. Sen hala neden rahatsız ediyorsun onu? Yıllardır bitmedin bu saplantın. Ben mi rahatsız ediyorum Narin? Hı? Ben mi rahatsız ediyorum? Sana laf anlatmaya çalışan da kabahat zaten. Ulan ne psikopat adamsın. Ama bak Fırat. Efendilik etmişsin, kızı otele bırakmışsın.
Ama senin ciğerini bilirim ben. Anlaşıldı. Senin ciğerini eline vermeden olmayacak. Bak, Fırat abi de yanlış anlaşılmak istemez yani. Irmak ablayla da aynı söz kesmiş. Bu çirkin yakıştırmalar bir şekilde kulağına gitse sözü atar yani. Hiç hoş olmaz. Tamam lan. Öğrendin mi kız annesiyle olanları? Abi kız bütün gün mezarlıklarda ağladı durdu. Hani yaptığın o kadar da hoş değildi abi yani. Çarparım Ali. Geçmişin kapağını kaldırdın, iyi oldu Narin. Şu güzel hayatın hızlı geçmişe benzemeye başladı. Çok iyi böyle, çok iyi. Aferin, böyle devam et. Bu saatte dükkan mı kapatılır lan? Abi ölümü polislik iş çıkarma abi bize. Ben bulurum sana çiçek. Vallahi bulacağım abi. Bulurum ben sana çiçek abi. Polisle falan uğraş. Lütfen abi. Efendim Fırat. Narin iyi misin sen? İyiyim. Geldi mi manyak? Geldi şimdi gitti. Babamın adamları nezaretinde terk etti çiftliği. Eyvah. Baban da artık burada olduğumuzu biliyor yani. Yarın hemen İstanbul'a dönüyoruz. Döndüğümde de zaten bu olayı kökünden halledeceğim. Şimdi yanına geliyorum. Tamam. Ben yengeme gidiyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Ben de halama uğrayacağım. Oradan uğrarım yanına. Hı hı. Tamam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi akşamlar Narin Hanım. Ne istiyorsun benden? Bir şey yok. Ailenizde olanları duydum da başsağlığı için şey diyeyim dedim. Ben aslında daha erken gelecektik ama çiçekçi kapalıydı. Çiçekçiyi evinden aldırdık, dükkanı açtırdık falan filan. Niye adım adım takip ediliyorum ben? Ha? Niye bu adamın sürekli beni oraya buraya zorla götürüyor? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Fırat Kazan'la korkutmaya mı çalışıyorsun? Fırat Kazan benim neyim? Sevgilim mi? Kocam mı? Neyim benim? Niye korkacakmışım ki? Bana baksana sen. Benim hayatım senin gibi bir zorbayla geçti. Daha bacak kadar çocukken korkmadım kimseden. Senden mi korkacağım ben? Bütün duymak istediğim buydu. Memleket havası yaramış. Kibarlık, hanımefendilik yalan olmuş. Çok seks. En derin taziyelerimle. Ya bu arada Şadiye bacının yerini merak ediyorsan ben biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.